özellikle olgu sayılarının düşmesiyle birlikte aşılamaya eğilim de ciddi anlamda azaldı. Zaten aşılanmayan bir grup vardı, bu yaklaşık 3,5-4 milyon civarında bir popülasyon da hepimizin bildiği gibi. Özellikle bu popülasyondan bağımsız olarak da nüfusun neredeyse 3. doz uygulaması gelmiş olan %60-%70'lik bir kesim halihazırda 3. doz aşısını olmuyor. 3. doz aşısını olmayanlar için belki buradan bir mesaj vermek gerekir ki bunlar ciddi bir kesimi aslında hastalığı hafif atlatmalarına güveniyorlar. Yani 2 doz aşı olup üstüne aşı hastalığı hafif atlattıkları için 3. doza gerek yok gibi düşünüyorlar. Ama ne yazık ki ve ne yazık ki halihazırda bu kişiler mükerrer enfeksiyon oluyor. Yani 2., 3., 4. enfeksiyonu geçiren hasta grubu aslında eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış olan grup. Dolayısıyla aşılama perspektifinden hiç vazgeçmemiz gerekiyor. Aşı vurumlar geldik de. Aşılamayla ilgili mesajlarımızı çok doğru bir şekilde vermemiz lazım. Bu vesileyle tekrar vatandaşlarımıza seslenmemiz gerekirse, hastalığı atlatmış olsanız dahi mutlaka 90 gün sonra bir doz aşı olmanız lazım. Üçüncü doz zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın bir an önce üçüncü dozunun olması lazım. Çünkü üçüncü dozu olmayan kişiler omikron gibi hafif seyreden varyantları dahi ağır atlatıyorlar ve hastaneye yatıyorlar ve yoğun bakımda karşı karşıya kaldığımız hastaların ciddi bir kesimi bu üçüncü dozunu olmayanlar. Üçüncü dozu olmuş enfekte olan grupta ise bunların ciddi bir kesimi hastalığı ayakta atlatanlar. Üçüncü dozla ilgili artık tartışılacak bir nokta kalmadı. Her ne kadar aslında gündelik olarak baktığımızda günlük vaka sayılarının 5.000'in altına düşmesi, günlük ölüm sayısının 17.000'in altına düşmesi, hastanelerde yoğun bakımların kapanması ve yatan hasta sayısının ciddi oranda azalmasıyla birlikte sevinsek dahi, bence kişisel olarak maskelerin her alanda tamamen uygulamadan kaldırılması çok akılcı görünmüyor gibi görünüyor. Çünkü neden? Aslında dünyanın geneline baktığımızda maske uygulamasını erken kaldıran ülkelerde ya da hiç uygulamaya koymayan ülkelerde varyantların yaygın bir şekilde yayıldığını ve bu ortaya çıkan varyantların bütün dünyada ciddi anlamda sorun yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla biz kendi ülkemiz açısından baktığımız zaman maske ile ilgili uygulamanın en azından belli alanlarda hala ısrarla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bunların altını çizmek gerekirse kamusal alanlar, hastaneler, işte resmi daireler, bankalar gibi, toplu taşıma araçları gibi özellikle kapalı alanda iç içe insanların bulunduğu ve farkına varmadan asemptomatik atlatılan bu hafif seyreden varyantların da ülkemizde yaygın dolaştığını bildiğimiz için özellikle bu alanlarda maskenin gündemden düşmesi ya da kaldırılmasının çok akılcı olmayacağı kanısındayım.